Merhaba, ben Nesrin İçli. Business Channel Türk TV ekranlarına hoş geldiniz. Konuğumuz çocuk gelişim uzmanı Mehmet Serdar Karaduman. Hoş geldiniz Serdar Bey. Hoş bulduk Nesrin Hanım. Nasılsınız? Teşekkürler siz. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Bize kendinizi tanıtır mısınız? Hay hay. 96 yılı İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunuyum. Çocuk gelişimi ile tanışmam 2002 yılına tekabül ediyor. Özel bando çocuk evine devralarak yeni mesleğe atıldık. Açıkçası önce tecrübe kısmını edindim. Yani yıllarca bir anaokulunun başında olarak çocukları deneyimledim. Çocuklara dokundum, anne babalara dokundum. Onlar bana dokundular. Ne güzel. Daha sonra işin teori kısmı, çocuk gelişimi, oyun terapisi ve aile ve sosyal yaşam danışmanlığı derken artık işin tecrübe kısmını edindiğimi düşünüyorum ama tabii o kadar derin bir mesleğimiz evet. var ki öğrenmekle bitmez, okumakla bitmez. Evet. Hiçbir zaman oldum denemez. Yani inşallah daha uzun yıllar bunu devam ettireceğiz. İnşallah başarılarınızın Çok devamını diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Acaba anaokulu başlangıç yaşı kaç olmalı sizce? Valla çocuktan çocuğa değişir elbette. Anne babanın ilk teması bizlerle çok önemlidir. Benim çocuğuma biz yetemiyoruz artık dediği noktada başlayabilir ama bunun açıkçası yıllardır hep ifade ederim. Bazen de tepki alırım. İki kızımı da 2 yaşında başlattım. Kız çocukları için 24 ay civarı ortalama. Erkek çocukları için de bir 24-30 ay aralığı idealdir diye düşünüyorum. Tabii çocuğu deneyimlemek ve onu görmek çok önemlidir. Tabii hazır olduğu zaman, ihtiyaç duyduğu zaman. Evet. Peki 2-6 yaş eğitimi hakkında bilgi verir misiniz? Valla çok önemli bir eğitim esasında bu. Henüz Türkiye'de gereken önem verilmiyor. Buna yıllardır bunun savaşını veriyoruz. Avrupa'da resmi olarak 3 yaşında başlıyor. 36 aylıkta başlıyor ve burada Türkiye'de biz daha yeni yeni 60 aya resmiyete kavuşturabildik. Bunu daha erkene çekme savaşımız var. Çünkü çocukların evde anne babaların ya da bakıcıların, anneannelerin, dedelerin yetemediğini çok iyi biliyoruz. Yani profesyonellerin ilgilenmesi lazım. Aynen öyle. Yani bir çocukla yarım saatten fazla vakit geçirebilmek çok zor. Onların enerjilerine yetişebilmek evet. çok zor. Ama kendini bilen bir anaokulu, bir kreş, yuva, hangi adı verirseniz. Evet. Gündüz bakım evi. Dolayısıyla burada müfredatın aynı olduğu her kurumda iyi bir öğretmen, iyi bir rehber eşliğinde bir öğretmenin yerini hiçbir şey tutamaz. Bir böyle okul ayıncısı eğitim kurumunun yerini hiçbir şey tutamaz. Dolayısıyla doyasıya bir Luna Park gibi düşünün. Sabahtan hem öğreniyor, 9 saat. Hem oynuyor. Anne babalardan daha çok görüyoruz çocukları. Evet. Doya doya oradan oraya yemek saatinden uyku saatine küçükse eğer etkinliklere kadar çocuk doyamadan eve gidiyor. Evet. Hatta anne babalar diyorlar ki hala doyamamış parka götür beni diyorlar diyor. Evet. Doyamaz adrenalin tabii. var ortada. Ne güzel. Okula hazırlık aynı zamanda. Tabii mükemmel. İlkokul bire hazırlık için bulunmaz nimet. Ben 60 evet. ayda çocuk geldiği zaman açıkçası çok üzülüyorum. Neredesiniz siz diyorum ama evet. bu açıkçası anne babanın hatası da değil. Bu tamamen bizim devlet olarak eğitime verdiğimiz önemin çok okul öncesine verdiğimiz önemin çok geri planda kalmasının sebebi. Maalesef. Halbuki biz bunu yapabilsek evliliklere de dokunabileceğiz. Evlilik Tabii. hayatına da anne baba tutumlarına da dokunabileceğiz. Bunları da yapabileceğiz. Bakın ben bana gelenlerine babalara özellikle çocuktan başlayarak evlilik hayatlarına da Tabii. dokunmaya başladım ki Doğru, etkiler. Bunun için çok önemli. Ebeveyn tutumları çok önemli. Anne baba arasındaki ilişki çok önemli. Şu ben merkezcilikten bir uzaklaşabilsek zaten. Evet. Kesinlikle. Bir uzaklaşabilsek her şey hayatta çok daha güzel olacak. Biraz empati kurabilsek her şey daha çok daha güzel olacak. Evet. Peki aile yapısının çocuk eğitimine etkileri nelerdir acaba? Çok güzel bir soru. Şimdi aile yapısı
esasında çocuklukta başlıyor. Yani tabii. Çocuğun anne babayı örnek almasıyla başlıyor. Hep rol model olur. Ergenlik geçiyor. Ne yaparsa geçiyor. Çocuklar tabii, gözlemler tabii, aynısını tabii, yapar. Tabii. Yani burada bakın bilinçaltına işliyor her şey. Evet. Yaşadıkları tartışmalar, kavgalar... yani buradaki yani kelime doğru bir kelime maalesef kullanmak zorundayım, istismarlar her şey ileride travma şeklinde evet. Kendi evlilik hayatına, iş hayatına kadar yansıyor, arkadaşlık ilişkilerine yansıyor. Dolayısıyla inanın çocuğun okul öncesinden itibaren bir rehbere ihtiyacı olduğunu herkesin kabul etmesi gerekiyor. Evet. Bu anne babalara biz dokunduğumuz zaman ne oluyor biliyor musunuz? Bir çocuğa gerçekten ya ben internette baktım da böyle davranıyormuş. Hayır sen çocuğuna göre doğru davranman gerekiyor. Herkesin doğruları farklı tabii. Aynen öyle, aynen öyle. Dolayısıyla biz anne babanın elinden tutuyoruz. Elimizden geldiğince mentorluk diyoruz. Onları yönlendirmeye çabalıyoruz. Tabii. Geri kalan bütün şeyler onlara göre. Bu arada tabii ki şu var, boşanmalarla çok karşılaşıyoruz. Çok arttı artık. Yani inanılmaz günümüzde arttı son dönemde. Arttı. Ya 2000'li yıllardan sonra inanılmaz arttı. Çok arttı. Dolayısıyla burada bir mutlaka bir rehbere ihtiyaç var. Tabii. İnanın evlenirken rehbere ihtiyaç var. Tabii evlenmeden önce de olabilir hazırlık. Hele yeni nesil evlilik inanamazsınız. Tabii çünkü herkes evlenemez, evliliği yürütemez yani. Ve çocuk sahibi olmak herkese uygun değildir. Aynen. Yani bu sorumluluğu alabilecek kişiler evlenmeli ve çocuk sahibi olmalı. Yoksa öyle laf olsun diye evlenmek, laf olsun diye ya işte bizim geleneklerimizde var deyip çocuk sahibi olmak bu da doğru değil. Hiç değil. Bakın doğuyoruz. Yani bir inşaattan yola çıkalım. Bir kaba inşaat temelidir. Aynen çocuğun doğduğu zaman da bunun %30'u 40'ı kendi içindedir evet. Zaten. Biz evet. Geri kalan o ince inşaat dediğimiz evet. Kısmını hayat boyu yeniliyoruz. İçimizde yeniliyoruz. Neyle? Öğretmenle yeniliyoruz. Anne evet. Baba tutumlarıyla yeniliyoruz. Çevresel parktaki teyzeyle yeniliyoruz. Dolayısıyla bütün deneyimler yaşadıklarımızla kendimizi sürekli yeniliyoruz. Ne oluyor? Doğru bir rehber, doğru bir örnek, doğru bir rol model bütün hayatımızı etkiliyor. Şimdi doğru bir yönlendirmeyi alan anne baba çocuğunu da doğru yetiştirir, ileriki hayatına dokunmuş olur. Evet. Ve burada doğru evlilik, doğru bir iş hayatı, işverenine karşı nasıl davranacak, arkadaşına karşı nasıl davranacak, yeğenine karşı, komşusuna nasıl karşı nasıl davranacak? Evet. Bakın o kadar önemli ki biz çocukları yetiştirirken özellikle vicdanlı, tabii. Şefkatli ve ben merkezci olmadan yetiştirmeye gayret ediyoruz. Bu çok önemli. Bakın şefkat kelimesi hep annelere örnek verilen, ama. Altı çizilerek. Halbuki değil, tabii insanoğlu. Tabii. İnsanoğlu. Çok önemli. Şefkatli olan insan zaten vicdanlı olur ve zarar kötülük vermez, gelmez, zarar vermez kimseye. Etrafa, bu şekilde yetiştirdiğimiz zaman ne olur? Hayata karşı bir kere pozitif sevgiyle bakmaya başlar. Sevgiyle yaklaşır her şeye. Yani yıkıcı olmaz en başta. Saygıyı öğrenir. Evet, kesinlikle. Ne kadar önemli. Çok önemli. Dolayısıyla ne olur diyorum, elimizden geldiğince çocukların iyiliğini düşünerek, evet devletimize belki baskı yapacağız. Tweetler atacağız vesaire. Hep beraber el ele tutuşup şu bir kere okul öncesi yaşını aşağıya doğru çekeceğiz ki. Bir de yani rahmetli Doğan hocamın bir tabiri vardır. Mış gibi öğretmen olmayacağız. Evet gerçekten. Gerçekten vererek. Gönülden bir öğretmen tabii, olacağız. İdealist yaklaşmaları lazım. Yani gönülden yapacağız. Buradan yapılmazsa öğretmenlik tabii. Olmuyor. Olmuyor. Kesinlikle. İçten olacağız. Evet tatminkar değil maalesef. Fakat madem bu mesleği seçtik arkadaşlar, bu yolda devam. Evet, doğru. Peki anne baba tutumları hakkında bilgi verir misiniz? Elbette. Şimdi anne babalarımız rol model olduklarını bilecekler. Evet. Bakın fiziksel ya da ruhsal gelişiminde çocuğun nasıl davranması gerektiğini
Bilinçli bir anne baba evet bilir. Sadece ufak tefek dokunuşlara ihtiyacı olur. O bilinç de gene kendi anne babasından gelecektir. Tabii. Kendi yaşantı tarzından gelecektir. Biz sadece yeni nesil, K kuşağı diyoruz, Z kuşağı diyoruz. Bu kuşak biraz daha internet, elinde telefonları bırakmayan, internetten her şeyi öğrenen, aa böyleymiş. Hayır, böyle değil. Her şey doğru değil. İnternette her şey değil, yazan. Değil. İnanın değil. Evet. Olmadığı için kendi deneyimlemesi, tabii, ve gerçekten birbirine danışması çok önemlidir. Anne baba tutumu inanın bu noktada çok önemli. Tabii. Çocuğun herhangi bir telefondan uzak kalması, televizyondan belli dakikalarla seyredebilmesinden tutun, efendim ilkokulda ödev saat yapısına kadar, şimdi buradaki noktalar da önemli. Bakın konu nerelere gidiyor. Evet. Eğitim ve öğretim kısmına doğru gidiyor. Okulların da bu konuda anne babayı doğru yönlendirmesi, baskıcı. Tabii. Anne baba değil, olmaması oyuncu lazım. Anne baba olmayı öğretmesi, evet, bizler için çok önemli. Onlarla kaliteli zaman geçirebilmeleri çok önemli. Her şey iş değil. Özgür bakın, olacak çocuklar, korkmayacak. Yani sorgulamayı kesinlikle öğrenecek. Kesinlikle. Bakın, kendi sorgulamak. Kendi fikrini beyan etmeyi öğrenecek. Ne kadar güzel söyledin. Önemli. Sorgulamak. Tabii. Biz sorgulayan evlatlar yetiştirmeye zaten çabalıyoruz. Çok eğitim önemli. Sistemimiz sevgili Ziya Selçuk'la esasında başladı o değişime. İnşallah da devam eder. Evet. Sorgulayan çocuklar, araştıran, ezberci çocuk yapısından, tabii, uzaklaşmaya başladık. Tabii. Bunları yapabildikçe zaten biz muasır medeniyetler seviyesine ulaşacağız. Kesinlikle. İşte bu, buradaki noktamız çok önemli. Tabii. Dolayısıyla anne babalar buna rehberlik edecek, öğretmeni destekleyecek. Öğretmeni eleştirir, evet eleştirebilir. Fakat ezmeyecek. Bu destek olacak. Saygı, bu çok önemli. Yapıcı, saygı çok önemli. Yapıcı olacak. Öğretmen de özgüvenli olacak ki, evet, o eğitime devam edebilsin. Muhakkak. Karşılıklı sevgi ve saygı içerisinde olması lazım. Çok ilişkilerin önemli. Çok, çok önemli. Önemli. Evet. Çok önemli. Peki Türkiye'de anaokullarının durumu hakkında bilgi verir misiniz? Yurt dışıyla kıyaslayabilir misiniz? Tabii. Yani şimdi burada çok ilgiliyim ben zaten yurt dışıyla, oradaki anaokullarıyla. Bakın, 36 aydan itibaren resmi olarak başlayan özel eğitime ihtiyacı olan bir çocuk olduğu zaman devlete kadar hizmeti, devlet, evet, devlete kadar eve kadar hizmeti yapan bir sistem söz konusu. Yıllarca desteklenen, anne babayı yalnız bırakmayan, anne babayı al bu çocuk peki doğurdun, niye doğurdun demeyen bir sistem söz konusu. Sahip çıkıyorlar. Sahip çıkıyorlar. Çok şimdi önemli. Bizim bu bilince kavuşmamız lazım. Evet. Anaokulu sayısını, bakın müstakil anaokulu sayısını bir kere yaşı geriye doğru çekip, 36 aya çekip müstakil anaokulu sayısını arttırmamız lazım. Bunun için bizim arsalarımız var, bina yapılabilir. Tabii. Çok rahatlıkla yapılabilir. Böyle faydalı biz bir özel iş okullar için bunu destekliyoruz. Bakın, okul öncesi büyüsün ki biz özel okullarda çocuklar konusunda hayatımızı, yani bizim geleceğimiz çocuklar. Kesinlikle. Yani hayatımız 20 sene sonranın, şu anda bunu yapsak, evet, 20 sene sonrayı kurtaracağız. Evet. Bu çok önemli bizler için. Geleceğimiz çocuklar, dolayısıyla geleceğimiz. Biz müfredatta kendimiz bir şeyler koyuyoruz üstüne. Koymamız da gerekiyor. Evet. Çünkü çocuklar farklı. Genius dediğimiz çocuklar ortaya çıktı. Anne baba da bunun farkında. Evet. Ve biz bunun üzerine gitmek zorundayız. Zorlamadan, bakın, evet, özendirerek, tabii, keyifle, oyunla, ilkokul 2'nin sonuna kadar hala oyuncu o çocuk. Evet. Ya böyle hırs küpü yapmadan o çocuğu, bu mesaj birazcık da bu hırs küpü olan özel okullara gidiyor esasında. Evet, hayır, bunu çocukluğunu yapmadan da yaşayacak. Mutlu çocuk. Evet, olması lazım. Mutlu, keyifli bir çocuk yaratmak zorundayız ki o da o keyfini hem ailesine verebilsin. Evet. Hem de arkadaşlarına, öğretmenlerine verebilsin. Yoksa zorladıktan sonra. Evet. Çok zor. Çok önemli. Çok zor. Evet. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Vallahi anaokulunu destekleyin diyebilirim. Anaokulu, evet, kavramını, yuva kavramını, kreş kavramını destekleyin. Bakın, hiçbir bakıcı, hiçbir anneanne, hiçbir dede,
Evet, Allah başımızdan eksik etmesin onları. Tabii, onların yeri ayrı. Her zaman bambaşka. Tabii. Bambaşka aile bir şey. Farklı. Fakat şunu hiçbir zaman unutmayın. Oyun grubu, yarım gün ya da tam gün mutlaka çocuklarımızı anaokulunla tanıştırın. Evet, iletişim kurmayı öğreniyor çocuklar. Yani çok önemli. Ben bir anne babaya ne bekliyorsunuz diye sorduğum zaman hep aynı cevap geliyor. Çocuğu mutlu olsun. Neyse. Harika. Sosyalleşsin. Hayır, sosyalleşmek yetmez. Evet. Çocuk özgüven kazansın. Tabii. Bu bizim için çok önemli. Kesinlikle. O özgüveni kazandırdıktan sonra bu ülkenin sırtı yere gelmez. Muhakkak. Serdar Bey, sizinle sohbet çok keyifliydi. Çok fakat programımızın ederim, sonuna geldik. Katılımınız, bu güzel ve önemli paylaşımlarınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ederiz. Değerli izleyiciler, tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.